Değerli izleyenler, gündem özel devam ediyor. Biraz önce AK Parti Sivas Milletvekili adayı Rukiye Toy hanımefendi konuğumdu. Şimdi sizin ekranlardan tanıdığınızı emin olduğum, bildiğim isimlerden bir tanesi. Şu an İstanbul Milletvekili ama inşallah 14 Mayıs'tan sonra Sivas Milletvekili olarak mecliste bizi temsil edecek olan Sayın Abdullah Güler konuğum. Efendim hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Şimdi siz deneyimli bir siyasetçisiniz. Biz sizi ekranlardan tanıyoruz, haberlerden sürekli sizinle ilgili okuyoruz ama aslında Sivaslısınız. Ama sizi sizden dinleyelim. Abdullah Güler kimdir? Onunla başlayalım. Ondan sonra sorularım olacak zaten. Abdullah Güler kimdir? Abdullah Güler 1969 yılında Sivas'ın Akdeğirmen Gökçebostan mahallesi, tam ara bölgede kalan, mahalle olarak Gökçebostan'a bağlı olan bir mahallede doğdu. 7 kardeşi olan, 3 kız, 4 erkek kardeşi olan, Sivas'ta sahaf ve kitapçılıkla uğraşan Kitapçı Ahmet Güler diye bilinen bir babanın evladı olarak dünyaya geldi. İlkokulu Ülkü İlkokulu'nda hemen evimize çok yakın bir bölgede tamamladı. Daha sonra Sivas İmam Hatip Lisesi'nde öğrenimine devam etti. 1988 yılı Sivas İmam Hatip Lisesi mezunuyum. 89 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne giriş yaptık. 94'te mezun olduk. Stajımızı İstanbul'da tamamladık. Daha sonra uzun dönem Asteğmen olarak Siirt'in Şirvan ilçesinde personel Asteğmen askerlik şubesinde görev yapmak üzere orada bulunduk. 1997 yılından sonra, askerlikten sonra İstanbul'da serbest avukat olarak çalışmaya başladık. AK Parti'nin kuruluşuyla beraber il başkanlığında, il yönetiminde 2014 yılının Ekim ayına kadar bir dönem yedek yönetim kurulu üyeliğinden başladık. İl yönetim kurulu üyeliği yaptık. Sonra da il başkan yardımcılığı görevleri ifa ettik. Ara dönemde İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclis üyeliği, Sultan Gazi ilçesi 2009'da yeni kurulmuştu. Oradan belediye meclis üyesi seçildik. Hukuk komisyon başkanlığı yaptık yerel idarelerde. 2015 seçimlerinde İstanbul 2. bölgeden aday adaydık ama o zamanki şartlarda değerlendirme imkanı bulunmadı. Daha sonra Toplu Konut İdaresi Başbakanlığa bağlı, orada hukuk müşaviri başkan danışmanlığı görevleri yaptık. Milletvekili olana kadar yaklaşık 70 vilayetimizde, işte 200'e yakın ilçemizde Toplu Konut İdaresi Başkanlığımızın yürütmüş olduğu projelerde, gerek dava boyutunda, gerekse planlama boyutunda tecrübe kazandığımı düşündüm. Önemli görevleri ifa ettik. Daha sonra 27. dönemde de İstanbul 2. bölgeden milletvekili seçildik. Milletvekiliyle beraber AK Parti grubunda 4 yıl kadar görev yaptık. Daha sonra görev değişikliğiyle beraber son 1 yıldır da mecliste Adalet Komisyonu başkanlığı görevlerini ifa ediyoruz. Bu dönemde, 28. dönemde de işte genel merkezimizin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleri ve takdirleriyle doğduğumuz, büyüdüğümüz, çocukluğumuzun, gençliğimizin geçtiği, hala ailemizin dükkanının yer aldığı, kardeşlerimizin halen burada çalıştığı şehrimize geldik. Burada inşallah bu dönemde hem şehrimize hem ülkemize hizmet etme noktasında milletvekili olaraktan göreve talibiz. Tabii takdir ve destek hemşerilerimdir. Onlarla birlikte çalışmak da bizi de ziyadesiyle memnun edecektir. Ben ekip çalışmasına çok inanan bir insanım. Bir kişi elbette öncülük önemlidir. Temsil şartları gerçekleşmesi önemlidir. Ancak onu tamamlayacak noktada en küçük bir parçanın bile çok önemli olduğunu düşünürüm. Elbette birçok konuda eksiğimiz olabilir. Ancak onu tamamlayacak, yine talep edecek, bunu çalışma olarak ortaya koyacak bir ekibin de olması önemlidir. Burada milletvekili aday arkadaşlarımız var. Onlar önemli bir bizim paydaşımızdır. Yine teşkilatımız, il başkanlığımız, belediye başkanlığımız, kadın kollarımız, gençlik kollarımız, merkez ilçe başkanlığımız, 16 tane ilçe başkanlığımız, beldelerimiz, belde belediye başkanlıklarımız, bunların hepsi kendi alanı içerisinde birer paydaş olarak önemli bir ekip çalışmasına katkı sağlayacaklardır. Onlarla birlikte inşallah önümüzdeki dönemde
Sivas'ımızı daha ileriye taşıyacak bir çalışmayı hep birlikte ortaya koyarız. Bu niyetteyiz. Bu niyetimizi her zaman da taşıyacağız. İstişareye ve ortak aklı çalıştırma noktasındaki görüşlere her zaman açığız. Açık olmaya da bundan sonra devam edeceğiz. Zaten geçmişimiz de bunu gösteriyor. Nihai evrede de bu ortak aklın işletilmesiyle beraber ortaya çıkacak ne kadar paydaşları artırırsanız yapılan hizmetin veya çalışmanın da o kadar etkili olmasını da sağlarsınız. İnşallah bu niyetimizi, bu çalışmalarımızı bu şekliyle ortaya koyacağız. Şimdi birçok insan bizi seyrediyor. İsimlerden bir tanesi de İstanbul'daki gururumuz, gururlarımızdan bir tanesi iş adamı Mustafa Sinan Sungur. Şimdi bana mesaj attı. Evet. Abdullah Gülercan'dır ve adamdır diye size selamlarını ileten bir mesaj attı. Buradan da Mustafa Sinan abimize iş adamıdır. Çok kıymetli, çok değerli bir alanda. Kimya sektörü çok önemlidir. Uzun yıllardır faaliyet gösteriyor. Ben de çok teşekkür ediyorum. Güzel temenniler için selamlar gönderiyoruz. Biz de saygılarımızı, sevgilerimizi, selamlarımızı iletiyoruz. Mustafa Sinan Sungur Bey'e. Şimdi siz biraz önce teşkilat yapılanmasının aslında öneminden bahsettiniz. Evet. Şimdi siz önce şöyle bir soru sorayım. Affınıza sığınarak, müsaadenizle. Estağfurullah. Şimdi hani alışıktık biz böyle listede birkaç ismin değişmesine AK Parti'de. Ama bu dönem 5 isim birden değişti. Her ne kadar siz Sivaslı olsanız da şu an İstanbul milletvekilisiniz ve İstanbul'dan buraya geldiniz. Şimdi ithal bir vekil misiniz siz? Önce bunu sorayım. İthal vekil olarak mı geldiniz buraya? İkincisi, Sayın İsmet Yılmaz, siz de hatırlarsınız, siz de vardınız. Çünkü tanıtım toplantısında diğer adaylar da siz de 5 vekil hedefini söylediniz. 5 vekil hedefi koydunuz. Şu anki teşkilatın çalışmaları ve sahada gördüğünüz şey bu 5 vekili getirebiliyor mu? Getiremiyorsa ne eksik ve nasıl tamamlanmalı ki o 5 vekile doğru gitsin? Ya şimdi tabii son sözünüzden başlayarak diğer sorularınıza gelelim. Şimdi bir defa inanmak, bazı eylemlerin ve faaliyetlerin etkisini çok artıran bir şeydir. Yani bizde bir tabir vardır. Böyle zoraki bir faaliyet veya zoraki bir işte lokantacılar için söylerler veya ekmekçiler için acıdır der yeme. Yani zorlamayla, isteksizce yapılan bir yemek bile insanda acı bırakıyor. Şimdi dolayısıyla teşkilat çalışmaları ki özellikle... Ki siz teşkilatçı olduğunuz için özellikle evet, yani, sordum bunu. Sayın Cumhurbaşkanımızın ben çok genç bir yaşta, yani 2001 yılında partinin kurulmasıyla beraber 30'lu yaşlarda bunu siyasete girdik. Ama evveliyatında tabii bizim öğrencilik dönemlerimizde sivil toplum örgütlerinde, aynı zamanda farklı spor derneklerinde falan faaliyetlerimiz de vardı. Tabi oradaki bir teşkilatçılığın siyasette harmanlamasını da bu dönemde öğrendik. Yaklaşık 22-23 yıldır biz aktif olarak siyasetin bir tarafında bulunuyoruz. Şimdi tabi hedefi sizin en üst seviyede ve inanarak ve ona yönelik bir ekip çalışmasını ve faaliyet alanlarını da belirlemeniz gerekiyor. Şimdi AK Parti teşkilatlarının hem İstanbul'da hem Türkiye genelindeki bütün il başkanlıklarımızda geleneksel manada bizim bir seçim koordinasyon merkezlerimiz vardır. Ve iddia hep şöyle başlar. AK Parti'de seçimlerin tamamlandığı, oy verme işlemlerinin bittiği gün, ertesi gün tekrar başlar diye. Evet. Çünkü çok aktif, çok hareketli bir yapısı var AK Parti teşkilatlarının. Parti tüzüğüne, teşkilat iç yönetmeliğine baktığımızda yan kollarla beraber çok önemli bir faaliyet alanı tanımlanmış her birinde. Yani sadece kağıt üzerinde kalmış değil bunlar. Çok geniş bir çerçevede bu çalışmaları yürütüyor. Sivas üzerinde il başkanlığımız en üst seviyede. Onun yan kolları olarak kadın kolları ve gençlik kollarımız var. Altında merkez ilçe başkanlığımız var. 16'da ilçemiz var. Ve köy ve mahalle olarak yaklaşık 1250'nin üzerinde mahalle ve köyümüz var. Her birinde de başkanlar, köy başkanları, mahalle başkanları ve yönetimleri var. Bir de bunların tarifli olarak da ki şimdi seçimlerde de görev yapacaklar, sandık yönetim kurullarımız var bizim. Bir de buna tabii aktif olarak çalışan üyelerimiz var. Yani çok geniş bir kesimde ciddi manada gün içerisinde faaliyet alanları tanımlanmış bir hareketli mekanizmadan bahsediyoruz. Şimdi bunun
ortaya koyacağı da enerjiyle beraber bir başarı çıtası olması gerekiyor. Yani güçlü bir altyapı, güçlü bir ekip çalışmasının hedeflerin de çok büyük olması gerekiyor. Sivas teşkilatlarında yapısı böyle. Yani siz hedefi mevcut şu andaki seçim satımı halinde 5 milletvekilini hedeflersiniz. Ona göre çalışmalarınızı organize edersiniz. Ona göre planlarsınız. Tabi bu çalışmanın sonucunda nihayetinde takdir Allah'ımıza aittir, Rabbimize aittir. Yani bizim amacımız sefer emridir. Ve buna göre de yapılanmanızı ve çalışmanızı, müfredatınızı, planlamanızı, stratejinizi belirlemeniz gerekir. Ne kadar başarısınız, ne kadarında sonuç alırsınız o artık Rabbimizin takdirine aittir. Biz o yönüyle hedefi koyduk. Ona göre planlamamızı yaptık. Arkadaşlarla uzun toplantılar yaptık. Şimdi de toplantıdan geliyoruz. Yani bizim seçim koordinasyon merkezimiz gün içerisinde eğer arkadaşlarımızın farklı bir programı yoksa ki Rukiye Hanım'ın burada bir televizyon programı vardı. O toplantımızda yoktu ama bu şimdi devam ediyor toplantı. Şimdi diğer toplantıya katılacak. Mutlaka değerlendirilmesini yaparız. Çünkü mükemmeliyet diye bir şey yok. Aksaklıklar elbette var, eksikler var, yetişemediğiniz yerler var. Gün içerisinde ortaya çıkan, çünkü çok farklı bir operasyonel durumdur siyaset ortamı. Her an farklı şeyler gelişebilir, durumlar gelişebilir. Ona göre çok esnek bir çalışma modelini de uygulamanız gerekiyor. Biz bunu da uyguluyoruz. Yani akşamleyin mutlaka artısı, eksisi değerlendirmelerini yapıyoruz. Günümüzün modern tabiriyle yani bir SWOT analizini, artı yönlerimiz, eksi yönlerimiz yani bizim saha çalışmaları noktasındaki etkinliğimizi sonuç alıcı noktasında devam ettirme noktasında çoğaltıyoruz. Eksik yönlerimiz varsa da veya bu konularda bizim farklı şekilde zayıf görünen yönlerimiz varsa da onları azaltma veya ortadan kaldırma noktasında bir çalışma ortaya koyuyoruz. Çok az bir süremiz kaldı, yaklaşık bir 15 gün sonra inşallah aziz milletimiz ve Sivas'ta hemşerilerimiz sandık başına gidecekler. Sizin yaptığınız çalışmaların da hasadını, karşılığını o gün sandıkta hep birlikte göreceğiz. Ama bizim o güne kadar ciddi bir planlamayla beraber sahada olabildiğince planlanmış çalışmaları ortaya koymaktır. Elimizden gelen en üst seviyedeki gayreti ortaya koymaktır. Buna inanmaktır. Vatandaşımızın da inanmasını da sağlamaktır. Çünkü bundan sonra da bu iş burada bitmiyor. Bu çalışmalarımızın diğer boyutunda da meclis ayağında ve yine icra makamı olarak yürütme organında Sivas'ın ihtiyaçları, Sivas'ın beklentileri noktasında çalışmalarımız devam edecektir mutlaka. Bu yönüyle bizim en üst seviyedeki kararlılığımızı ortaya koymak adınadır. Hedefimiz de o yöndedir. İnşallah Rabbim de bizim çünkü kader gayrete aşıktır bir kavram vardır yani. Nihayetinde sizin tecelli edecek başarı çıtasında sizin gayretiniz, çabanız, emeğinizdir. Yani oturarak veya çok konuşarak veya planlama yaparak eylemsiz, sahada olmaksızın çok fazla sonuç almanız da mümkün değil. Benim 20 yıllık, 22 yıllık siyasi tecrübem elinden gelen gayreti samimiyetle sizin ortaya koymanız, Rabbim de onu bereketlendirmesidir, onu başarı çıtasını yükseltmesidir. Ona teslim olmaktır. Onu söyleyebiliriz. Babacığınız burada biraz önce zaten bahsettiniz ama ben tekrar şeye sorayım. Şu ithal... Ben oraya geleceğim. Evet. Şimdi anayasamızın... Bu eleştirilerle karşılaşıyor musunuz sahada, onu da sorayım. Bazı yerlerde söylenmedi değil. Yani ama tanıma noktasında söylediler. Yani... biz sizi daha yakinen tanımak isterdik ama sonradan konuştukça bunu aslında biraz farklı algılandıklarını, yani daha doğrusu farklı kendilerine bir bilgi olarak iletildiğini anlıyorlar. Sunuş şeklinden. Evet, sunuş şeklinden. Çünkü şöyle bir şey var. Şimdi bizim tabii irtibatımız, babamız, benim babam 2003'te rahmetli oldu esnaf olarak. Kardeşlerim devam ediyor. Annemiz 2021 yılında bir Ramazan ayında vefat etti. Tabii hepsi yukarı tekke Abdülvahab Gazi Camimizin hemen yanı başında metfunlar, orada yatıyorlar. Tabii aile bizde kıymetlidir, değerlidir. Bağlar çok güçlüdür. Kardeşlerimiz buradadır. Ben siyasette, yani İstanbul teşkilatlarında belediye meclis üyesi olarak, il yöneticisi olarak da geldiğimde, görev yaptığımda yine Sivas'la, Sivas teşkilatlarıyla her zaman aynı ortamlarda bir araya gelirdik. Ama
bizim siyaseten çok kendimizi ön plana çıkartma noktasında bir gayretimiz olmazdı. Ama hem bilgi manasında istişare etmek, hem deneyim paylaşımında bulunmak, hem teşkilatlar açısındaki işbirliği noktasındaki, çünkü İstanbul tecrübesi çok değerlidir, çok kıymetlidir. Evet. Bunu paylaşmak her zaman çok canlı olaraktan aramızda devam ediyordu. Dönem dönemde Sivas ziyaretlerimiz hiç ihmal olmuyordu. Hem ailemizi görmek, hem annemizin elini öpmek, duasını alma noktasında. Yine kardeşlerimizle beraber. Ama bunu biz bir görünür mahiyette ortalığa çıkarak biz böyleyiz deme gibi bir durumumuz olmazdı. Çünkü siyaseti yaptığımız yer belliydi. Yine İstanbul'da Sivas milletvekili olarak da şu anda adayız ama milletvekili adayız ama ben İstanbul'da da milletvekili olarak da yine hemşehrilerimizin bütün derneklerinde, vakıflarında, platformlarında yine aktif olarak bir katkımız olur mu? Ortaya bir değer katabilir miyiz? Bir çabamız, bir gayretimiz bize ihtiyaç duyulur mu? Her zaman içinde olmaya gayret etmişizdir imkanlar ölçüsünde. Sonuç itibariyle de şu anda da nasip ve kader dediğimiz çizgide buraya geldik. Anayasamızın amir hükmü vardı. 80. maddede derler ki milletvekili seçim bölgesinden seçilir ama ondan sonra artık Türkiye Büyük Millet Meclisi yemin ettikten sonra Türkiye milletvekilidir artık. Yani ithal gibi kavramlarla beraber ben ikinci cümlenin kurulmasını çok daha değerli bulurum. Bunu dedik. Yani bunu söylediniz. İkinci cümleniz ne acaba? Yani devamda ne diyorsunuz buna? Yani milletvekili olarak da sizin beklenti çıtanız için neyi arzu ediyorsunuz? Bunu dedikten sonra ikinci cümle şu olmalıdır. Biz bunu niye öyle diyoruz? Yani şöyle olması, yani buradan olmasının devamında biz şöyle bir beklentiyi hedefliyoruz. Buraya daha çok zaman ayıracak. Bizim sorunlarımızla, taleplerimizle, şikayet ettiğimiz hususlarla, onlara çözüm noktalarıyla beraber daha çok zaman ayıracak bir vekil olmasını arzu ettiğimiz için aslında onu diyoruz diyor arkadaşlar. Öyle değil mi? Hı hı. Bunu demen. Yani geldiniz, dışarıdan aday oldunuz, daha burayla ilişkinizi kestiniz. Çok nadir geldiniz, gittiniz. Bizi ihmal ettiniz. Bizi ihmal edebilirsiniz. Soru işaretleri vardır. Hı hı. Bu kaygıyla belki arkadaşlarımız söylüyordur. Ama içimizden olsaydı, kapısını çaldığımda komşum olarak Abdullah Güler'i hafta sonları meclis çalışmadığı zamanlar burada görseydim, görmek arzum vardır. Veya iş yerinde dükkana geçerken bir çayını içerdim. Benden biri yani, çevremizden biri. O yüzden de varsa şikayetim, isteklerim, taleplerim, şehre dair beklentilerim çok daha kolay ulaştırıp çözüm noktasında çok daha hızlı bir zaman diliminde bunu çözebilirdik. Beklentisi vardı. Şimdi o beklenti inşallah çok daha fazlasıyla belki karşılanacaktır. Mesela, yani bu yönüyle beraber esas bizim tartışmamız gerekiyor. Yani şehrimizin, Sayın Cumhurbaşkanımızın biz çarşamba günü burada ağırlamayı çok arzu ettik. Çok evet. İyi bir hazırlık da yaptık. Mitingden görüntüleri de görmüşsünüzdür. Hakikaten hemşehrilerimiz Sayın Cumhurbaşkanımızı yani, çok seviyorlar. Çok bağrına basmak istiyorlar hani ama. Şöyle bir tabir abartı olmaz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın selam ve gölgesi bile bu kalabalığı topladıysa Sayın Cumhurbaşkanı bizzat gelmiş olsaydı herhalde. Tabii. Yani ben muazzam bir şey olacak. Muazzam. Yani belki de Sivas'ın bu 20 yıllık seçim dönemi içerisindeki en büyük bitiklerinden biri olacak, tarihe geçecekti. Ben onu gördüm. O hazırlığımız, insanların bize talepleri, gelmek isteme arzuları, araç imkanlarının sağlanması, birçok hazırlık yapıldı. Evet. Emeği geçen bütün kardeşlerimize, il başkanımızdan, belediye başkanımıza, bütün arkadaşlarımıza ben teşekkür ediyorum. Çok özveriyle, çok yani nitelikli çalışmalarıyla bu mitingin hazırlanmasında büyük bir çaba sarf ettiler. Tabii onu yapamadık, sağlayamadık ama yine Sayın Cumhurbaşkanımıza bir selam gönderme adına, duruşumuzun ve Sivas'ın nasıl bir karar verdiğini gösterme adına önemli bir aşamaydı. Şimdi tabii o çalışmayla beraber, miting çalışmasıyla beraber şimdi kendi şey içerisinde bir denklem sürecek. Yani artık çalışma miting bitti, bundan sonra gelecek. Peki mitingin esas yapılma şeyi neydi, gerekçesi? 64 milyar TL'lik şu anda Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı'nın yatırımlar programı çerçevesindeki değerleme oranı budur. Yani 64 milyar TL'lik bir yatırımı Ankara-Sivas arasında elbette Kırıkkale ve Yozgat'ta yer alınıyor. Bir yatırım gelmiş buraya.
Peki toplamına baktığımızda Sayın Cumhurbaşkanımız hem Mayıs sonuna kadar bu hizmetin ücretsiz olduğunu ilan etti. Hı hı. Hem de o illerle ilgili bir bugüne kadar 20 yıllık geçmişindeki yatırımlarla ilgili bir bilgilendirme yaptı. Ve Sivas'ın bu 20 yıllık hikayesinde altyapı, üst yapı ve aynı zamandaki hizmet sektörü açısında yaptığı yatırım değeri 91 milyar TL. 91 milyar TL. Hemen Yozgat'taki rakam yaklaşık 50 milyar TL. Kırıkkale içinde yaklaşık 40 milyar TL. Demek ki bu dönem içerisinde Sivas çok ciddi manada en üst seviyede hak ettiği yatırımın da üstesinde bir şeyi almış. Ben emeği geçen, yani bu hizmetlerde bizden önce emeği geçen bütün milletvekillerimize, özellikle Bakanımız Sayın İsmet Yılmaz Bey'e, Habib Soluk Bey'e, şu andaki hali hazır milletvekili Semiha Hanım'a ben çok teşekkür ediyorum. Bunlar ciddi takip ister, ilgi ister ve mutlaka kararlı bir mücadele ister bütün ekip arkadaşlarımızla beraber. Şimdi bu süreçlerin devamı gerekiyor. Şimdi bundan sonra da bunun devamlılığındaki sizdeki uyandırdığı hissiyatla buna bakmak lazım. Ben onu derim. Yani bundan sonra da çünkü ben basın toplantımızda da ilan etmiştik. Belki bu çok farklı anlaşılıyor olabilir. Yani evet bir hızlı tren geliyor. Yani Sivas'a geldi işte 2 saatlik. Şimdi sertifikasyon çalışmalarından dolayı 2 saat 35 dakika 40 dakika olacak. İşte 6 ay sonra tamamen 1 saat 55 dakika 2 saatte varacaksınız. Yani bir ulaşım aracı sadece Sivas'ın şeyine eklendi mi? Bu mudur yani? Sadece bu böyle mi tarif edeceğiz bunu? Hayır. Öyle çok sığ bir tarif olmuş oluyor. Tabii yani bakıyorum muhalefet öyle göstermeye çalışıyor. Hatta bazıları da ne gerek var falan dedi hatırlarsanız. Yani Sayın düşünün, Temel Karamollaoğlu. Yani işte düşünün o siyasi aktörler şu anda birinin parçası. Evet. Yani şimdi şuna bakın. Düşünün 64 milyar TL'lik bir yatırımı bu şehre, bu şehrin gelişimine, büyümesine uygun gören bir iktidar var. Ama altılı bloğun da bir parçası olan ilgili siyasetçiler de ne gereği var buna diyor. Şimdi neyi yarıştıracağız biz burada? Neyi katlayacağız? Ya burada şunu mu hesaplayacağız? Yani dışarıdan gelen biri var, içeriden gelen biri mi diyeceğiz? Yoksa kim benim şehrimin gelişimine, büyümesine, bundan sonra da ekonomisinin daha da ileriye taşınmasına katkı sağlayacak? Vizyonuyla, bakış açısıyla, birikimiyle, tecrübesiyle. Ben böyle bakıyorum. Çok özür dilerim. Buradaki eleştirilerden bir tanesi maliyetin çok yüksek olması. Yani başladığı dönemki maliyetle şimdiki maliyetin çok yüksek olması. Hatta peki, şöyle söylenenler de yapıların ne olduğunu biliyor muyuz? Mesela şöyle midir? Bugüne kadar evet gecikme var yani ama normal gecikme şöyle değil. Şimdi şunu bir defa çok şey yapmamız lazım Cemal Bey. Çok hata ederiz. Avrupa'da buna benzer örnekleri olanlar var. Havaalanları, ciddi tüneller ve geçiş yerleri. Birinci öncelik bu tür yerlerde çok özel bir güvenlik ağın kurulmasıdır. Yani siz çok hızlı hemen faaliyete geçecek bir pozisyonda bu tür hizmetleri sağlayamazsınız. Sadece sertifikasyon, belli bir hız limitlerinin denemesi bile. Bunlar çok üst düzey teknolojik yatırımlardır. Yani yüksek hızlı trenler ileriki aşamalarda göreceksiniz. Ben Güney Kore Dostluk Grup Başkanıyım parlamento arasında. Orada da yüksek hızlı trenlerin ağlarla örülmüş. Seul'e gittiğinizde bizim Busan şehrimiz vardır biliyorsunuz. Güney Kore'nin. Orada bizim 464 Mehmetçiğimiz yatar. Evet. Yani bir Türk olarak, bir Türk evladı olarak Seul'e, Kore'ye gittiğinizde bu sonra mutlaka uğrarsınız o Mehmetçiğe bir Fatih'e okuma adına. Seul'den indiğinizde 480 kilometreye yakın bir uzaklığı vardır. Hemen 2 saatte sabah 8'den çıkarsınız, 10'da gidersiniz. Akşama kadar ziyaretlerinizi, temaslarını yaparsınız. 8'de tekrar Seul'e dönersiniz. Günü hiçbir şekilde yani bir zaman kaybı olmaksızın bütün faaliyetleri orada yapabilirsiniz. Şimdi ben bazen Güney Kore ve diğer uzak doğu vatandaşları için Sivas çok önemli bir destinasyondur turizm açısından. Niye gelmiyorsunuz? Niye orayı görmüyorsunuz? Açık Hava Müzesi'dir benim şehrim. Ki ben şöyle bir örnek vereyim. Japonların en hayran olduğu mimari yapıdır Selçuklu mimarisi. Ama biz Japonları bir türlü getiremeyiz. Sebebi de şudur.
Cemal Bey. Buna bakın. Siz de bu konularda eğer Avrupa'da veya farklı ülkelerde bir tura katıldıysanız, bir tur yani ziyaret, bir turizm amaçlı, orada böyle 2 saat, 3 saatin ötesindeki bir otobüs yolculuğu falan hiç tercih edilmez. İnersiniz uçakla bir merkeze, çevresinde 2 saatlik, 3 saatlik en fazla otobüs yolculuğuyla beraber ziyaretler planlanır, gün içerisinde gidilir gelinir veya belki bir gün kalabilirsiniz. O da bir imkan varsa hızlı tren vesaire gibi. Şimdi bu imkan yakalanıyor. Siz şimdi Ankara'ya gelen Ürgüp, Göreme, Nevşehir, Kapadokya o bölgelerde çok severler Uzak Doğu turistleri o bölgeleri de. Şimdi siz o insanlara Ankara'dan uçakla geldiğinde destinasyon olarak da o bölgede 2 saat, 3 saatte ulaşabiliyor. Alternatif olarak Sivas'a dediğinizde otobüs yolculuğuyla 8 saat tercih edilmez. Etmiyorlar zaten. Çünkü niye? Devamında zaten 3 günlük, 4 günlük başka programlar var. İstanbul var. İşte onlar için İzmir var, Efes var vesaire. Ama Ankara'da o şekilde olsaydı ya bir günde kalın 2 saatlik. Hı hı. Sabah çıkın, akşama dönün programında mutlaka gelecekler. Bu çarpan etkisini kimse bilmiyor, görmüyor. Yani ileride benim tahminim, az çok bu işlerden anlayan çok iyi arkadaşlarım var, turizmciler var. Hı hı. Yani iç turizm açısından en az 2-3 kat hazırlanın diyor yani. Yabancı turist açısından da en az 4 kat. Hazırlanın. Ne geliyor mesela sayı? Atıyorum 10 bin. Bizim yıllık 10 bin. Sivas'a 10-12 bin yabancı turist geliyorsa. Bu 40 bin, 50 bin demektir. Yani gastronomi, yiyecek sektörü, yani barınma, otel hizmetleri, kafe, restoran hizmetleri, varsa el sanatları vesaire hepsini etkileyecek. Bakın bu çarpan etkisini, hı hı, insanlar yaşayarak görecek. Bir 2 yıl sonra, 3 yıl sonra bunun ne olduğunu çok daha net göreceğiz. Ama şu anda muhalefet küçük görüyor, çok böyle umursamıyor veya yok sayıyor, niye yaptınız ki diyor. Çok komik, garip bir gerekçe var. Şimdi bununla 14 Mayıs'ta yarışıyoruz. İktidar da hayır, onunla beraber şehrimizin hem turizmi, hem tarımı, hem sanayi altyapısı müthiş bir gelişme göstereceğini göreceksiniz. Yani bunu yaşayarak göreceğiz. Ben bugün hem birinci organize sanayi hem Demirağ organize sanayi bölgesindeyiz. Gurur duyuyorsunuz inşallah. Yani insanlarımıza ben gurur duydum. Muazzam yatırımlar devam ediyor. Bu yılın sonuna baktığımızda inşaatlara devam eden 12 tane çok müthiş tekstilden makine sanayine, efendime söyleyeyim teknik olarak daha ağır sanayiye doğru geliyor iplik de vardı. İplik sanayinden efendime söyleyeyim kimya sektörüne kadar yatırımlar var. 12 tanesi üst yapı inşaatları bu yıl sonunda tamamlanıyor. Diğerlerinde ek manadaki Gökreil dediğimiz bir büyük firmamız var, evet, ki Türkiye'de şu anda Avrupa'ya %100 ihracat yapan ve bütün Türkiye'nin en azından yük treni açısından üretim yapan, planlayan büyük bir şirket. Şu anda istihdam ettiği sayı 900 ve önümüzdeki bu yaz 20 bin metrekare daha farklı bir şey oluşturacak ve tahmin ediyorum 2 yıl içerisinde 3000 kişiye çıkacak bir istihdamdan bahsediyoruz. Peki bu 2 yıl içerisinde aynı zamanda Demirağ Organize Sanayi Bölgesi'nde sizin 20.000 kişilik bir istihdamla beraber sanayi kuruluşları ayağa kalkmış durumda. Ve şu anda 155 tane parselin 122'si tahsisi. Yani 4'te 3'ü tahsis edilmiş durumda. Ruhsatlandırma ve üst yapı inşaatları devam ediyor. Bu 3 yıl içerisinde tamamı 6. Teşvik Bölgesi kapsamında faaliyete geçecek. Şimdi bu zenginlikten bu şehir yararlanmıyor mu? Peki sizin aynı zamanda hızlı trenle beraber şehre katma değer olarak oluşturulacak turizm, kültür etkinlikleri, varsa bölgesel konferanslar, yani her yönüyle beraber bir çarpan etkisi olacak ve şehrin bundan pasta büyüklüğü olarak, ekonomik büyüklük olarak da çok daha büyük bir şeyi yaşayarak göreceğiz. Şimdi bunun öncüsü olmak, paydaşlarını artırmak, her biriyle ilgilenmek, takip etmek başlı başına önemli bir beklentidir. İnşallah biz de bu beklentiyi ekip arkadaşlarımızla beraber, aday arkadaşlarımızla beraber hem meclis ayağında hem yürütme nezdinde en üst seviyede takip edeceğiz. Şimdi bugüne kadar yapılmış çünkü. Bundan sonra bu yapılanların da üstüne bizim mutlaka bir tuğla koymamız gerekiyor ve koyacağız inşallah. Sayın Vekilim, yeni hızlı trenden bahsettiğiniz için, yüksek hızlı trenden bahsettiğiniz için şeyi sormak isterim. Şimdi Sivas'la Ankara arasına 240 liraya gidecek değerli yolcularımız. Hatta bunun bu sinisler ekonomik
bölümler var. Bu bütün dünyada öyle. Aynen öyle. Belli çok... bir sayıdaki VIP business servis yapar. Diğer de ekonomik hizmet dediğimiz serviste gidiyor. Aslında çok çok uygun fiyata, bir de zaman olarak çok efektif. 2 saatte Ankara'dasınız ama bir de aklıma geldiği için söyleyeyim. Sivas'ta da otobüs firmaları var. Ankara'ya, İstanbul'a yolcu taşıyan, başka şehirlere yolcu taşıyan. Şimdi yüksek hızlı trenle biz 6 saatte İstanbul'a gideceğiz. Maliyette hakikaten çok makul. Şimdi orada bir mağduriyet oluşmuyor mu? Oradaki mağduriyeti gidermek için bir planlama yaptınız mı? Hiç ya da öyle bir planlama... şey bakmayın. Bunun öncesi var çünkü. Benzerleri var. Mesela Konya var. Hı hı. Konya'da 1,5 saatlik bir mesafe. Hemen Karaman var hızlı tren. Hı hı. Ondan önce de 10 yıl önce de Eskişehir vardı. Şimdi Ankara, İstanbul var. Eskişehir var. Bakın ulaşımdaki alternatifler kendi rekabet koşulları içerisinde çok daha farklı pastalar oluşturur Cemal Bey. Yani sizin düşünün mantık açısından bazen böyle Osmanlı'da vardır, bedestenler vardır biliyorsunuz. Orada bir tane işte kuru baklagil satan bir dükkan açılmıştır, ikinci açılmıştır, üçüncü artık pazar oluşuyor. Bakın bu sistemle beraber sizin aslında yüksek hızlı trenin getireceği yolcuyu aslında kendisi getiriyor. Yani misafir kendi nimetiyle, kendi lütfuyla, kendi rızkıyla gelir derler. Hı hı. Yüksek hızlı tren de buraya kendi ekonomik imkanlarıyla geliyor. Ben asla otobüs yolculuklarının veya otobüs firmalarının bundan kısmen etkilenecektir ama farklı alternatif süreçler ve saatlerle ilgili bir alan açıyor burada. Hı hı. Çünkü şöyledir, hızlı trenle geldiniz buraya 2 kat, 3 kat, 4 kat hem iç turizm açısından hem dış turizm açısından. Bir defa Sivas'a sadece kendi oturanlar veya akrabalık ilişkileriyle değil, dışarıdan böyle bir yolcu trafiğinin de merkez olduğunu düşün. Şimdi bizim aynı zamanda 27 Nisan'la beraber, dünle beraber, daha önceden vardı ama altyapı çalışmalarında sıkıntılar vardı. Sivas-Samsun arasındaki şu anda tren seferleri de başladı şu anda. Şimdi dolayısıyla burası merkez bir konumda. İsteyen hızlı tren, İsteyen uçak, hangi saate uygunsa, isteyen otobüsle. Bir tek gemi yok. Yani bir tek gemimiz yok. Yani dolayısıyla bu kadar çoklu alternatifler kendi ekonomisini ve kendi yolcu şeyini de oluşturuyor. Dolayısıyla bunu bir bereket olaraktan alacağız. Ve dedim ya, bunu bir ulaştırma aksına bir şey eklenmiş gibi göreceğiz. Öyle hiç görmeyin. Yani Sivas'ımızın ekonomisine, Sivas'ımızın büyümesine, hem turizminin hem diğer tarım faaliyetlerinin ve diğer organize sanayi bölgesindeki ticaretin yatırımlarının ne kadar arttığını hep birlikte göreceğiz, yaşayacağız. Hatta siz bunu kullanın yani bir yıl sonra, 2 yıl sonra siz böyle demiştiniz diyeceksiniz yani. Ben çünkü hızlı trenle beraber Konya'nın nasıl bir mesafe aldığını, bakın bunun devamında hemen Yerköy'den Kayseri'de var. Bakın yani bu ettiği alanları yani sizin bölgesel manada. Şimdi Marmara bölgesini insanlarımız bir gözün önüne getirsin. Yani aks olarak da Marmara'nın tamamında şu anda kesintisiz bir ulaşım sağlanmış durumda. Farkında mısınız Cemal Bey? Bakın yani İstanbul'dan çıktığınızda Çanakkale üzerinden de, Bursa üzerinden de, o sistem üzerinden istediğiniz gibi. Benim şimdi Güney Koreli Uzak Doğu'dan yatırımcılar var. Genelde Çerkezköy, Tekirdağ, Çorlu bölgesinde yatırımları var. Bazı yatırımlarını mesela bölgesel manada işte ham madde açısından Sakarya, İzmit bölgesinden temin ediyorlar. Dedik ki bu artık çok rahat diyor yani. Yani hemen Kuzey Marmara Otoyolu'ndan Tekirdağ'a 1 saatte, 1,5 saatte geliyorsun, 2 saatte. Ulaşım aksi olarak da. Çanakkale'den hemen 5 dakika, yani eskiden 1 saat 40 dakikada, 2 saatte geçtiğiniz, bekleyerek, kuyruklarda beklediğiniz yerde 5 dakikada geçiyorsunuz. Benim şimdi öğrenciyim o zaman, askerden tam askerlik dönemi, asteğmenlik dönemi, rahmetli Necmettin Erbakan hocamızın, onu da rahmetten alın, böyle Büyük Türkiye Projesi hayali vardı. Büyük Türkiye Projesi hayalinde onu sonradan birkaç ay sonra Hürriyet Gazetesi manşete taşıyarak dalga geçiyordu. Bir cinden Alaaddin'in lambası gibi bir karikatür yapmış. Karikatür yapmış. Peki Büyük Türkiye projesindeki hayalleri neydi? Mehmet Erbakan'ın. Benim elimde böyle bazen anlatıyorum arkadaşlara. Onun mesela Sivas çarpanında neydi? Onu ben size hatırlatmak isterim. Nereden nereye geldiğimizi.
Bakın Cemal Bey. Sayın Vekilim, Cemil diye düzelteyim kendimi de. Yorgunluğumuzdan dolayı. Çok kusura bakmayın yani. Cemil Bey, Cemal Bey yani aynı mana ifade eder. Eyvallah. Cemal de, Cemil de hem güzellik demektir, hem güzeldir. Kavramsal mana hakkı verdi Cemil Bey. Estağfurullah. Şimdi yeniden yani seyircilerimiz şöyle baksın, şöyle bir karikatürdü o. Evet. Yani 25 yıldan bahsediyoruz, 25 yıl önceden bahsediyoruz. Büyük Türkiye projesi olarak dalga geçiyorlar. Bakın. Kurtköy Serbest Bölgesi ve Havalimanı. Yani Sabiha Gökçen. Bakın onun çevresi şimdi metrolarla evet. sarıldı. Ben İstanbul'u bildiğim için. Bak metrolara sarıldı. Sadece o değil. Kurtköy Bölgesi, Serbest Bölge'ye geçtik. Ben de çok iyi biliyorum. Sevgilim İstanbul'u. Teknoket var. Evet. Ve metrolarla her taraf sarılmış durumda yani Serbest Bölge'ye. Peki ne vardı? Bursa'ya çevre yolu. Yetti mi? İstanbul, İzmir. 2,5 saatte gidiyorsunuz. Otoyolu. Bakın yani. Peki altta geçmiş yine. Diğer Anadolu'daki tüm yollarda duble yol diyor. 30 bin kilometre değil mi? 5 bin kilometreydi o zaman. 5 bin kilometre, 30 bin kilometre. Diğer şey nedir? Gebze'den diyor köprülü geçiş. Osman Gazi Köprüsü. Osman Gazi. Bak. Boğaz'a tüp geçit. Bir tane değil. Avrasya. 3 tane. Bakın Avrasya lastikli geçiş. Hı hı. Marmara tren. Yavuz Sultan Selim Köprüsü hem tren üstten hem lastikli geçiş, araç geçişi. Peki hızlı tren İstanbul-Ankara. Hızlı tren Ankara-Konya. Biz ne ekledik? Ankara-Sivas. Bakın bu 97 yılından bahsediyorum yani. 25 yıl önce. Büyük Türkiye projesinde. Kimin hayali? Dalga geçtiler. Niye inanmıyor? Yok ki yani öyle bir imkanı yok. Bunun da bedeli o zamanki şartlarda İşte 55 milyar dolarla 100 milyar dolar arasında bahsediyorlar yani. Yapamazsın ki kardeşim, sen ne öyle becerin var, ne kabiliyetin var, ne şeyin var. Bakın onu geldik. Peki 80 ile havaalanı her ile. 81 ile doğalgaz şebekesi. Ya yani ne ili? İlçelerimizde kalan var mı yani? Birkaç ilçemiz var, onu da tamamlayacağız yani. Peki ne var? İskenderun'da büyük liman projesi. Otoyol ağları. Bakın. En büyük hemen kaldı. Nükleer santral, atom santrali. Dünet. Verdik bak dün şeyini. Uranyum. Şimdi bunları dalga geçen, komik bulan, beğenmeyen, garip bir durum var. Acı olan da bir de Cemil Bey, enteresandır. Çok üzüldüm. Yani insan böyle kahretti. Ara Muhalefet Partisi işte. Yani Cumhurbaşkanı da adayım. Ben gittim. Yani belki de şu ana kadar yapılmışların birkaçına belki ki, pardon, Bakü'dekine yani Azerbaycan'dakine gidemedim. Teknofest festivalleri. Gittiniz mi, hiçbirini gördünüz bilmiyorum. Yok, ancak ekrandan izledik. Büyük bir keyifle ama. Bak keyifle değil mi? Bakın büyük bir keyifle izlediğiniz Teknofest festivalinin, yazılımın, yapay zeka uygulamalarının, savunma sanayinin orada ülkemizin geldiği aşamayı görme adına, ürettiği araçları görme adına, helikopterinden, SİHA'larından, İHA'larından, uçaklarından, Kızıl Elmas'ından, Aksungur'undan, hepsi var orada. Gençlerimiz, çocuklarımız, evlatlarımız gittiğinde gurur duymamak mümkün değil. O kadar böyle heyecan verici, hele o gençlerin, kendi öğrencilerimizin çalışmaları var. Yani bununla ilgili olaraktan planör çalışması yapanlar, drone çalışması yapanlar, varsa zırhlar, neler var? Yani gençlerimizin hayalinde olan her şeyi orada yansıttıkları bir ortamdan bahsediyoruz. Merkezde Atatürk Havalimanı. Ne dediler biliyor musun Cemil Bey? Onu bir Amerikalı bir aileye verecekler. Şimdi ona bakıyorum. Sierra Nevada şirketi, Eren Özmen ve Fatih Özmen kardeşler. Önemli değil ki. Gençlerimizin, yani bu ülkenin çocuklarının, gençlerinin hayallerini gerçekleştirdiği ve kendilerini bulduğu yer burası. Yani şu mu? Biz... Ve orasının geçmişi ne biliyor musunuz? Aslında Sivaslıların buna çok büyük tepki vermesi lazım. Biliyorsunuz merhum Nuri Demirağ, ailesine ait bir arazi parçasıdır Yeşilköy. Yani Atatürk evet. Havalimanı'nın olduğu yer. Ve onun başına neler geldiğini biz çok iyi biliyoruz. Bugün çok güzel bir tweet paylaşmış Haluk Bey sağ olsun. Bu gençlere, yani ülkemizin gençlerine güvenmeyen, ülkemizin çocuklarının hayallerini yok sayan, bu insanlar şu andaki el emeği, göz duğu bu yeri Amerika'da birilerine vermeye çalışıyor. Ama unutmasınlar ki diyor,
Geçmişte de Nuri Killigilleri engelleyen, yok eden, Allah rahmet eylesin, büyük bir patlamayla, evet, bir suikastla vecihi hırkuşları yok sayan, yok eden, yine Nuri Demir Ağları yok eden, yok sayan, onlara her türlü ekonomik zorluğu çıkartan insanlar şu anda isimleri bırakın, adları, namları, hiçbir şeyleri hatırlanmıyor. Yok saydılar onları. Yok. Ama o insanlar tarihin böyle çok özel yapraklarında altın harflerle, değil mi? Nuri Killigiller, Vecihi Hürkuşlar ve Nuri Demir Ağlar, ki nice binlerce yine onlarla beraber çalışan, burada rahmetle minnetle aldığımız insanları tarihin çok özel sayfalarında altın harflerle anıyoruz. Ama bu insanlar şimdi çıkmışlar, böyle diyorlar. Bakın şu anda bizim Türkiye'nin ulaştığı, her yönüyle ulaştığı, sadece bu yön değil, bizim mutlaka bu önümüzdeki 5 yıl içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımızın çok önemli bir vaatleri var. 6 başlıkta seçim beyannamemizi de sunduk. Bunlardan birisi, ki ben Adalet Komisyonu Başkanıyım, yargı paketlerimiz insan hakları eylem planı çerçevesinde devam edecek. Yeni bir anayasa çok önemli bir gündem maddemiz. Yine çok önemli bir vaadimizden biri, seçim beyanımızla beraber yaklaşık 100 milyon turist ve 100 milyar turizm geliri. Bundan ben çok yüksek düzeyde Sivas'ın bu dönem içerisindeki altyapısı ve üst yapısıyla beraber hazır olduğunu düşünüyoruz. Şimdi demin anlattığım rahmetli Özal'ın bahsetti, dün bir arkadaşımız bahsetti, o belgeyi lütfen siz de temin edin. 2003 yılında bir Çalıştay gibi bir şey yapmış arkadaşlar Sivas'ta. Ticaret odası veya diğer esnaf odalarıyla beraber çok şeyli olabilir. O Çalıştay'ın sonucunda herkesin bir hayali var mesela. Beklentisi var. Yani Sivas'ı önümüzdeki 10 yılda ne göreceksiniz gibi. TSO'nun Çalıştay'ıydı yanlış hatırlamıyorsam. Bilemiyorum. Yani 2003 yılı bir rapora da bağlanmış. Önümüzdeki 10 yılın hayali olarak. Mesela havalimanı çok iyi, evet, işleyen. Günde 3-4 tane şimdi var. İşte günde 3 uçağımız geliyor gidiyor. Yazın 5'e çıkıyor, 6'ya çıkıyor. Farklı. 2005 ya da 2006'ydı Sayın Vekil. Almanya'dan Sivas'a direkt sefer bir defa gelmişti. Biz burada bayram etmiştik yani. Düşünün. Yaptık. Hadi yani 10 yıl hayalimiz vardı. İşte duble yol, çevre yollarımız. Ankara, işte Kayseri çevre yollarla beraber önemli bir lokasyonda çevre yolu. Hızlı tren var mıdır bilmiyorum ama yani işte merkezin meydan düzenlemesi, önemli bir merkez olarak onun sağlanması, ki şu andaki gelişen aşamada jandarma binamızla beraber işte merkez camimiz, oradaki açık hava müzesi şekliyle beraber meydanın ortaya çıkması, gerçek kimliğiyle Gök Medresesi'nin, işte Çifte Minare'nin, Buruciye'nin, Şifaiye'nin, Kale Camii'nin bir meydan düzenlemesi böyle ortaya çıkarmaz. Benim hayallerimden biriydi benim çocuklukla beraber. Çünkü Atatürk Caddesi, Paşa Camii altında bu caminin yapımıyla beraber çocukluğumuz geçtiği için eski kütüphanenin olduğu yer, Cıbıllar Parkı'nın olduğu yer, o kalabalık Assubay ordayı vardı, hatırlamıyorum. Evet, bilmiyorum. Hatırlıyorum. Yani orada bir böyle kendi şeyi içerisinde çok meydan düzenlemesine uygun olmayan yapılar vardı. Çok salaş. Salaş yani. Ben söylemek istemedim ama şimdi o meydandan buraya geldik yani. Şimdi hayalimizi baktığımızda, ki basın toplantısı da gösterdik. O günden bugüne işte 91 milyar TL'lik yatırımın güncelleme noktasındaki farklılık arz edebilir. Yani altyapı, üst yapı, yollar, havaalanları, şimdi demiryolu, hızlı tren, bölgesel manadaki işte Demirağ Organize Sanayi Bölgesi, yine onun hemen yakında dibinde önümüzdeki yıllarda belli bölgesel çıktı, lojistik merkezi. Şimdi tarımdaki safahat belli noktalarda, mesela ben yeni öğrendim yani ve çok daha bunun gelişmesi ve büyümesi açısından çok büyük imkanlar var. Hafik, Doğanşar bölgesi arasında Cemil Bey, çok özel bir su kaynağımız var bizim yani. Karadeniz'in deniz suyundaki özellikle tuz seviyesi açısından çok özel deniz balığının yetiştirileceği çok özel bir su kaynağımız var bizim gölette. İyotu fazla. Ya oranı biliyorsunuz bu işte önemli arz ediyor. Yani siz deniz balığı olaraktan neyi aklına geliyor? Mesela somon. Mesela levrek, deniz levreği, değil mi? Çok özel. Yani o seviye
Bir de Karadeniz'in kimyasal atıklar, belli noktalardaki hidrojen silfür etkisini de düşündüğünüzde çok sağlıklı deniz ürünlerini burada yetiştirme imkanımız var. Allah'ın nimetini görüyorsunuz değil mi? Bereketini. Şimdi bunu işte zannedersem günlük belli bin işte 450 tonla başlayıp işte daha da artıracak seviyede çok özel imkanlar var. Şimdi bunun nitelikli hale geliştirip sunulması lazım bu imkanlarla beraber. Peki, çok güzel şeylerden bahsediyorsunuz. Şehrin ivmesinden bahsediyorsunuz. Ülkenin ivmesinden bahsediyorsunuz. Şehrin bu ivmesi ve devam etmesini umduğumuz bu ivmesinin içerisinde Abdullah Güler nerede olacak? Abdullah Güler tam merkezinde olacak. Yani meclis çünkü yürütmeyle beraber artık biliyorsunuz 2018 hizmet kanun değişikliği, yani anayasa değişikliğiyle beraber biz yeni bir yönetim şekline geçtik. 2018-2017 referandumuyla beraber biz dedik ki artık Cumhurbaşkanı hükümet sistemi. Yasama ayrı faaliyet içerisinde, kendi görev alanı içerisinde, yargı ayrı faaliyet, başkanlık sistemiyle beraber yürütme ayrı bir faaliyet. Bize düşen görev nedir? Yürütmeyle beraber çok üst düzey işbirliğini devam ettirmek ve yasama noktasında da ihtiyaç duyulacak bölgemizle ilgili çok nitelikli bizim işler yapmamız lazım. Bu işleri yaparken de Cemil Bey çok önemli kanun düzenlemeye ihtiyacımız var. Mesela Abdullah Güler şunu diyebilirim çok rahatlıkla. Aday olmadan önceki 2 aylık serüven içerisinde ki yazdan itibaren başlıyor. Devrim niteliğinde bir kanun düzenleme yaptık. Çok fazla şu anda Türkiye gündeminde değil. O da tarım kanunu, reform kanunuydu. Yaklaşık 44 maddelik yürütme yürürlük maddesiyle 46-47 maddelik bir kanun. Bu Halide kapsıyor mu Sayın Vekilim? Yok. Bu tamamen bir defa sizin ülkenizde yani 780 bin kilometre karelik bu ülkemizde bir metrekare dahi ekilmemiş ve kazanılmamış toprak kalmayacak. Tarım Bakanlığımızın bünyesinde her türlü önlemi, her türlü yetkiyi kullanacağı bir alan açıyoruz. Planlı üretim diyoruz ve sözleşmeli tarım diyoruz. Başlığımız bu. Yani artık bundan sonra ürün çeşitliliği açısından Türkiye'nin her bölgesinin kendine yeter halde ülkemizin ki gıda güvenliği, ulusal bir güvenliktir, milli bir güvenliktir bizim kendi prensiplerimiz çerçevesinde. Petrolü kontrol eden ülkeleri kontrol eder, gıdayı kontrol eden insan, kişiler ise insanlığı kontrol eder diye bir deyiş vardır bir ünlü düşünürün. Dolayısıyla gelecek 10 yılda, gelecek 20 yılda özellikle dünyanın işte 8 milyara doğru ilerlediği bir nüfus yapısı içerisinde şu andaki gıda ihtiyacının tüketim açısından %35 artıracağı öngörülüyor. Şimdi baktığımızda bunun için en önemli potansiyel alanlarından biri Sivas. Tahıl noktası. Her yönüyle yani ürün çeşitliliği açısından Sivas'ın toprak yapısı o kadar özellik ki bazı bölgelerde miras paylarından kaynaklı, mülkiyet haklarından kaynaklı, ihtilaflı konulardan dolayı ekilemeyen, ilgilenilmeyen o kadar çok arazi yapımız var ki. Şimdi bunları mutlaka devreye alacağız şimdi bu kanunla beraber. Ortaya bir potansiyel çıkacak. Belki bu mahiyette kendi köylüsü, kendi o bölgede yaşayan insanlarımızın ciddi manada çalışan insanlara ihtiyacı olacak. Şimdi bizim aslında buna hazırlık yapmamız lazım Cemil Bey. Şu anda bizim köy sadece hayatı... Sanayi değil. Sadece sanayi değil. Şu anda sanayi dediğimizin bir parçasıdır aslında. Yani tarımın sonucu itibariyle tarım sanayi var yani. Şimdi tarımsal ürünlerin üretilmesi, endüstriyel noktada paketlenmesi, satışı, nakliyesi. Şimdi bunların hepsi bir çalışma istiyor. Çok önemli bir burada planlı çalışma gerektiriyor ki... Şu anda bizim hali hazırdaki birçok görüştüğümüzde ki 15 gün önce Tarım ve Orman Bakanımız Vahit Kirişçi Bey buradaydı Sivas'ta. Hem ilgili yerlerde ziyaret ve temaslar oldu hem de ziraat odamızdan diğer kesimlere kadar çiftçimizle, hayvancımız, hayvan yetiştiren insanlarımız da bir araya geldi. Şikayetlerini dinledi, varsa beklentileri karşısında notlarını aldı ve yapılan çalışmaları anlattı. Oraya baktığımızda birçok noktada yani vatandaşlarımızın
Özellikle çoba bulmakta, özellikle tarlada çalışacak ve bu ürünleri toplama noktasında, ekimi noktasında birçok işçiye ihtiyaç duyduklarını ama maalesef bu konuda büyük sıkıntı çektiklerini söylüyorlar. Şimdi bizim buna karşı ne yapmamız lazım? Yani insanımızın da kendi toprağına sahip çıkacağı ve ürün çeşitliliğiyle beraber Tarım Bakanı, Tarım Orman Bakanlığımızın destekleri noktasında da bir hazırlığını yapması gerekiyor mutlaka. Yani bu kadar zengin bir birikime ve topraklara sahip olan bu şehrin gıda güvenliği açısından üreteceği ürün çeşitliliği kapsamındaki gıdaların da ürünlerin de mutlaka iyi bir satış planlamasıyla beraber ülkemizin diğer yerlerine gönderilebilmesi, diğer yerlerinde pazarlanabilmesi gerekirse ihraç edilebilmesi. Şimdi bunun bir planlama dahilinde çok iyi bir çalışma yapılması gerekiyor. Yani geleneksel manada klasik evimizin önünde işte 50 dönüm yerimiz var. Yarısını işte ektik, yarısını ekmedik, artık bu dönemler geçti. Çok daha planlı, çok daha ciddi, kararlı ve uzun emekler isteyen bir dönem var önümüzde. Yani bunu iyi kullanmamız lazım, iyi değerlendirmemiz lazım. Şehrimizin bu altyapısı imkanları müsait, ulaşım aksı olarak trenlerimizin efendime söyleyeyim bu lokasyonda ve bu çalışmada önemli bir faktör olmasıdır. İşte ulaşım aracı olarak da Türk Hava Yolları'nın burada bulunuyor olması önemlidir. Dış yatırımcının buraya gelme noktasındaki her türlü imkan var. Bizim buna hemşehrilerimiz olarak, vatandaşlarımız olarak, insanlarımız olarak iyi bir hazırlık görmemiz gerekiyor. Yani zamanın... turist geldi, yemeğini yedi, Açık Hava Müzesi'nde çayını içti, kahvesini içti. Buradan hangi duygularla gidecek? Biz buna hazırlamamız lazım. Zamanım azaldı. Aslında sormayı istediğim çok şey var. Çünkü siz bir şeyler anlattıkça ben yeni yeni notlar alıyorum ama zamanı biraz daha hızlı. O zaman bir dahaki sefere daha gelirim yani. Çok 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 genişte konuşmamız lazım. Şimdi ben size projenizi var mı diye soracaktım ama siz zaten Sivas'ı hemen böyle bir ele almışsınız. Ben dört başlığım var. Basın toplantısında söyledim. Çok önemlidir. Birikimim de çalışmalarım da o yöndedir. Ben bir belediyecilik tecrübem var benim. Ciddi manada İstanbul Büyükşehir Belediyesi'de 5 yıl görev yaptık. Hukuk komisyon başkanlığı yaptık yerel idarelerde. TOKİ tecrübem var. Yani 4 yıla yakın ciddi manada emek sarf ettik. Ciddi çalışmalar ortaya koyduk. Ve meclis tecrübemiz var. Bunlardan yola çıkarak 4 başlığı, bunu elbette altlığında çok önemli çalışmaları da elbette takip edeceğiz birlikte arkadaşlarımızla beraber. Özellikle görev dağılımı noktasında iyi bir ekip çalışmasına adaylarımız var. Yani Rukiye Hanım iyi bir eğitimci. Evet. Sorunları biliyor. Şehrimizin milli eğitim noktasında her türlü ihtiyacı noktasında zaten şube müdürü olarak da vakıf ve bunların çok ciddi manada gelişim ve dönüşüm noktasında çalışacağız. Hakan Bey sağlıkçı, eczacı, yine şehrimizin sağlık konusundaki, hastaneler konusunda, diğer hizmetler konusunda çok önemli birikimi var, bilgisi var. Bu konuda biz önce olacağız, birlikte iyi bir ekip çalışması ortaya koyacağız. Bunlar alt başlıkta olurken üst başlıkta 4 tane ana unsurumuzda çok sıkı takipçisi olacağız önümüzdeki dönemlerde. Bunun bir tanesi dedim ya, ciddi tarım reformunu içeren bu kanunun şehrimize yansımaları noktasında Tarım ve Orman Bakanlığı ile beraber şehrimizin bir metrekarelik bile boş yeri kalmayacak şekilde bir çalışmayı, ürün çeşitliliğini sağlamayı, dışarıdan yatırımcı ve destekleyici mahiyette varsa öncülü olacağız ki şu anda bakıyorum birçok burada şirketin ve dış yatırımcının bu mahiyette, bu kanunla beraber buraya geleceği gözüküyor. Ona iyi bir öncülük, iyi bir rehberlik yapmak gerekiyor. Bir defa birinci alanımız tarım ormanın şehrimizdeki yansımaları, tarım ve hayvancılık bu konuda. Ki bugün mesela çok önemli bir de törenimiz vardı. 60 tane evet. Soğuk zincir noktasındaki süt üretiminin desteklenmesi, teşvik edilmesi ve üretilen sütlerin de Siftaş dediğimiz Bakan Bey geldiğinde açmıştık ki çok önemli bir yatırımdır. Yem fabrikasıdır. Evet. Şimdi onunla beraber tarım ve hayvancılığın çok önemli bir faktörünü burada gündemimizde hiç eksik etmeyeceğiz. Bunun öncüsü olacağız. Katma değer oluşturacak her şeyin içinde yer alacağız. Bu birinci başlığımız olacak. İkinci başlığımız çarpan etkisi olaraktan turizm faaliyetlerimiz. Yani bunu sadece şehir merkezi olarak düşünmeyin. Divri olacağımı gibi, Kangal, Belekdit, Balıklı Çelmek gibi, Gürün Kanyonu gibi, işte efendime söyleyeyim Gökpınar gibi birçok alanı gündemimize alacağız. Ve önümüzdeki dönem 100 milyar dolarlık turizm gelirinin hedefinde Sivas çok önemli bir destinasyon parçası olarak yer alacaktır. Üçüncü çalışmamız da
Demir Ağ Organize Sanayi Bölgemizdeki Endüstri 4.0 diyoruz artık. Bundan sonraki çağımız bu. Gençlerimiz, kardeşlerimiz, çocuklarımız, evlatlarımızın özellikle savunma sanayiyle entegre edilecek şekilde ona uygun yazılım, ki teknokentimiz var. Çok kişi evet. bilir mi bilmem. Çok önemli bir yer yok orada. Bakın şu anda çok önemli firmalarımız, şirketlerimiz yaklaşık tahmin ediyorum bir ziyaret yapacağım orada. Görüştüm arkadaşlarımızla. Bir 34 tane firmamız orada çok iyi bir çalışma ortamı koyuyor. Onunla burayı entegre edeceğiz. Yani gençlerimizin yeni dönem noktasında öğreneceği, meraklı olduğu alanlarda kendilerini geliştirecekleri çok önemli bir ortamın sağlandığını düşünüyorum ben. Ve oradaki şu anda %75'lik tahsisin yakın zamanda 1-2 yıla kalmaz tamamı dolacak. Ve şu andan itibaren de diyorlar ki OSB'de bizim mutlaka bunu genişletecek ek şeyleri de bu şu anda belirlememiz gerekiyor diye. Şu anda hazırlıklar var. Demek ki öyle de çok ciddi bir potansiyel var. Bunu alacağız ki kendi alalım. Bizim en önemli başlığımızdı biliyorsunuz seçim beyanımızda. Dirençli şehirler, sağlıklı, güvenli binalar. Deprem gerçeği var önümüzde. 11 ilimizde yaşadık. İlçemiz Gürün'de 250'ye yakın binamız hasar gördü, ağır hasar gördü. Dolayısıyla oradan yola çıkarak şehrimizin de merkezinden başlayarak dirençteki Gültepe ve bölgesinde yakın kentsel dönüşüm faaliyetleri belediyemizle beraber devam ediyor. Belediyemiz de ortak TOKİ, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla beraber şehrimizin böyle artık ömrünü tamamlamış, sağlıklı olmayan zayıf yapıların, binalarında bir an önce dönüştürülmesi hem çevreye duyarlı, sağlam, güvenilir, yeşilin korunduğu, artırıldığı, böyle güzel mahallelerin, işte cadde konseptinde dükkanların olduğu bir konseptte şehrimizin de bina stoğunu yenilemek. Bu son dört bir, başlığımız çok öncül olarak her zaman gündemimizde olacak. Son bir dakika, o zaman şunu sorayım. Yani Sayın Abdullah Güler Sivas Milletvekili olarak mecliste bizi temsil ettiği zaman biz kendisini sadece tayin için ya da şu kardeşimi, abim vesaire işe alır mısınız şeklinde bir milletvekili profili çizmeyecek. O da olur. Yani benim hemşerilerimin her türlü isteği başımızın üstünde yeri vardır. O da bir ihtiyaçtır. Yani ben onlara da çok fazla şey yapmıyorum yani. Önemsiyorum. Şöyle bir şey var. Yani insan... Ama söylediğiniz şeyleri topladığınız zaman zaten çok ciddi bir istihdam demek bu. Ben size şunu söylüyorum Cemil Bey. 5 yıl sonra Sivas'ta ben bunu yaşadım. Bir ille ilgili yaşadığım için söylüyorum. Çevreden biz servislerle insan topluyoruz dedi. İli söylemeyeyim. Yani farklı algılanmasın diye. 10 yıl önce gittiğimizde benim bulunduğum bölgede farklı bir ilin mensupları davet ettiler fabrika açılışında. Biz de il başka yardımcısıydık vesaire. İnşallah devamı gelir dedik. Son geçen seneki açtıkları fabrikada maalesef yeterli bölgede işçi bulamadıkları için farklı komşu illerden servislerle insanları orada çalışmak için getirdiklerini ifade ettiler ki 5 yıl sonra yine konuşacağız, yine değerlendireceğiz. Nereden nereye geldiğimizi muhasebe edeceğiz. Ya yani biz şu anda planlıyoruz. Ve bu planlı çalışmamız neticesinde elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Rabbimiz bereketlendirsin diyeceğiz. Tek başımıza biz de değil. Biz önce olacağız, dile getireceğiz, ısrar edeceğiz. Diğer kardeşlerimiz de, buradaki hemşehrilerimiz de bu işe sahip çıkacak. Bölgenin ve şehrin sahiplenmediği bir şey İbn Haldun'un dediği gibi. Sosyoloji, siz de bu konuları çok da bilirsiniz ki bir toplumda benimsenen her türlü değer, kök salar, yerleşir, büyür. Benimsenmeyen, kabul görmeyen bir durum varsa da bir kişi bile söylese o durmaz orada, terk eder, o bölgeyi der. Yani dolayısıyla biz değerlerimizi ortaya koyacağız, sahiplenmesini sağlayacağız, paydaşlarımızı artıracağız. İnşallah şehrimize en iyi imkanları sağlamaya çalışacağız. Bizim niyetimiz bu. Elimizden yine de çabayı göstereceğiz. Rabbim takdirini artık kader tecelligahında nasıl yapar, orada güveneceğiz. Rabbimize emanet olacağız. Çok teşekkür ediyoruz. Zamanımızı birkaç dakika açtık ama benim soracağım çok fazla soru vardı özellikle. Bir dahaki sefere geleceğiz. Aynen öyle. HDP'nin Sayın Kılıçdaroğlu'na yaptığı destek size nasıl yansıyacak diye soracaktım. Daha sivil anayasayı soracaktım. Şehri yine soracaktım. Çok sorun var. İnşallah bir başka programa çok teşekkür ederiz. İnşallah. Son cümlelerinizi de rica edelim, ondan sonra veda edelim. Ben 14 Mayıs'ın şehrimiz, ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Böyle birbirini anlayan, tanıyan, nihayetinde bu bir hizmet yarışıdır. İnsanların böyle ne diyelim,
kıracağı, dökeceği, üzeceği ve siyasetin kendi şeyine yakışmayan bir davranışlardan uzak, nezaket içerisinde birbirine sevgiyle bakan ama medeni bir yarış olarak bakan bir seçim atmosferi olmasını diliyorum. İnşallah herkesin de bugüne kadar bu şehir için hiçbir görüş ayrı ayırt etmeksizin bir metrelik, bir gramlıkta bir katkısı olan, hizmet olan varsa da Allah onlardan razı olsun diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. İstanbul Milletvekili, AK Parti İstanbul Milletvekili ama Sivas AK Parti Milletvekili adayı Sayın Abdullah Güler konuğumuzdu. Kendisi Adalet Komisyonu Başkanı'ydı. 14 Mayıs'tan sonra inşallah kendisini Sivas Milletvekili olarak mecliste göreceğiz. Daha konuşacağımız çok şey var. İlk bölümde de AK Parti Sivas Milletvekili adayı Rukiye Toy Hanımefendi konuğumuzdu. İnşallah sizin kafanızda bazı şeyler oluşmuştur. Bir sonraki programa çünkü sizin de sorunuz var mı diye şöyle sosyal medyadan yazacağım. İnteraktif bir program yapmaya çalışacağız sayın konuklarımızla beraber. Sayın Abdullah Güler'e katıldığı için sizlere de bizleri izleme nezaketi gösterdiğiniz için çok ama çok teşekkür ederiz. Bir başka programda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.